Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Gratis'te çok büyük bir indirim vardı ve ben de bu indirimden faydalananlar arasındaydım. Eğer sizler neler aldım merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. İlk olarak bu poşetten başlayacağım. Elime ilk bu geldi çünkü. İki tane oje geldi elime. Bu ojeleri renklerini çok beğendiğim için almıştım. Hatta bir tane şu an tırnağımda olan bir renk. Şu. Numarasını açıklama kısmına koyarım. Bu da aynı rengin bir ton açığı. Bu biraz ten rengine çalıyor. Bu daha kahve tonlarında. Bunların sanırım tanesi 3 liraydı. Diğer ürünler Wet n Wild'ın rujları. Bu iki rengin tanesi 6,5 liraydı. Bu rengi pek fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim aslında. Çok belli olmuyor. Yani o gün böyle doğal tonlarda makyaj yapmak istiyorsanız bunu sürebilirsiniz. Numarası 901. Ama bunu çok fazla sevdim. Çok farklı bir renk ve dudakta çok güzel durduğunu düşünüyorum. Bunun numarası da 900. Sonuncusuna gelecek olursak, bunu ben Gratis'te gördüğümde aslında ambalajdan çok güzel gözüküyordu. Rengi tam böyle gül kurusu tonlarında. Ama dudağıma sürdüğümde hayal kırıklığına uğradım. Tester'da yoktu, o an deneyememiştim. O an aldım ama eve geldiğimde gördüm ki pek güzel değilmiş. Hatta hiç güzel değil. Numarası da 501. Almayın. Burada Diaderma'nın BB kremi var. Ben şimdiye kadar hiç BB krem kullanmadım. Hep fondöten kullanıyordum ve hep tek bir marka fondöten kullanıyordum. Ama BB kremlerin daha sağlıklı olduğunu biliyorum tabii ki. O yüzden biraz fondötenden BB'ye geçiş yapmak istemiştim. Şans vermek istemiştim. İndirimdeydi zaten. 10,5 lira falandı fiyatı. Ama aldıktan sonra eve geldiğimde şunu gördüm ki önerilen yaş grubu 25 yaş ve üzeri ve bunu gördükten sonra zaten artık bunu kullanmaktan vazgeçtim. Çünkü 25 yaşına gelmeme daha çok var ve benim için zararlı olabileceğini düşündüm. Özelliklerinden bir tanesi de cildi sıkılaştırmasıymış. Şu an böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu düşünmediğim için bunu kullanmayacağım. Bir diğer üründe yine Gratis'ten satın aldığım bu Kalyon. Benim tırnaklarım çok fazla kırılıyordu ve bundan çok şikayetçiydim. Tırnaklarımı bir türlü uzatamıyordum. Bunu Snapchat'te paylaştığımda bu durumu bana birçok kişi Kalyon almam gerektiğini söyledi. Ben de önerilere uydum ve gittim Kalyon aldım. Şimdiye kadar bir kez kullandım. O yüzden keskin bir etki göremedim. Ama düzenli olarak kullandığımda nasıl bir sonuç vereceğini ben de merak ediyorum. Fiyatı da 6,90'dı sanırım. Öyle bir şeydi. Yine bir diğer ruj. Flormer'ın 516 numaralı bu ruju. Şu an dudağımda görmüş olduğunuz renk. Şu an ışıktan pembe gibi durdu sanırım. Ama aslında toprak tonlarında çok güzel bir ruj. Bunun fiyatı da 15 liraydı. Ve gelelim bir diğer favori ürünüme. Bu Flormer'ın fondöteni. Fiyatı 35-40 TL arasında değişiyor. Ben galiba 36 liraya almıştım. Numarası 101. Ben aslında bundan önce yine aynı markanın 102 numaralı fondötenini kullanıyordum. Bu pastel bu arada. Ama 102 bana çok fazla koyu geliyordu ve 101 şu an en açığı. Ben çok fazla beyaz tenli bir insanım. O yüzden bu şu an bana tam oluyor. Bir önceki fondöteni yani 102 numara olanı yüzüme sürdüğümde tam bir maske etkisi yaratıyordu. Buram böyle bembeyaz kalıyordu. Yüzüm çok fazla koyu kalıyordu. Ve o fondötenim bittiğinde bir saniye bile düşünmeden direkt açık rengini aldım bu kez. Bu koyu renk olan, bu da açık renk. Gördüğünüz gibi arasında sadece bir ton olmasına rağmen bayağı bir fark ediyor. Şimdi en sevdiğim kısma geçiyoruz. Takma tırnaklar. Siyah maske videomda size zaten söylemiştim takma tırnak kullanmaya başladığımı. Benim kullandığım markayı şu an size gösteriyorum. Bayağı bir kullandığım için şu an içinde sadece yedekleri duruyor. Ben bu markadan memnun kaldım sayılır aslında ama eğer takma tırnak nasıl takılır, nasıl çıkartılır adlı bir video çekersem onu da uzun uzun anlatmak istiyorum. Bunu da Gratis indirime girmeden bir gün önce oraya gittiğimde gördüm. Hatta Snapchat'te hikayemde paylaştım 15 TL diye. Yani alınabilecek kaliteli bir marka gibi gözüküyordu. Sonraki gün Gratis indirime girdiğinde ben gittim ve bunu 8,5 liraya falan aldım. Bunun kutusu benim şu an kullandığım markaya göre daha kaliteli duruyor. Ama tabii ki kutusu her zaman içeriğinin de güzel olduğu anlamına gelmiyor. Onun dışında ne aldım biliyor musunuz? Bunu tabii ki Gratis'ten almadım. 1 TL'ye takma tırnak aldım ve bunu denemeyi çok istiyorum. Yani çok merak ediyorum. Eğer gerçekten güzel durursa
üstüne oje sürüldüğünde falan güzel durabilir diye düşünüyorum. O zaman sadece bir TL'ye takma tırnak kullanabileceksiniz. Bunu sırf size göstermek için aldım. Sanırım bir gün Snapchat'te bunları dener size gösteririm. İlk poşetim bitti ve şimdi en dolu olan poşetime geçiyorum. İçinden yine Diadarma'nın bir kusursuz makyaj temizleme suyu çıkıyor. Aynı zamanda arındırıcı tonik özelliği de varmış. Hiç kullanmadım. Ha, bir kez deneme amaçlı kullandım. Evet, sırf bu videoda size söyleyebilmem için. Güzeldi aslında. Hatta şöyle bir şey yaptım. Bunu da 10 liraya aldım ben. Bu da 8 TL'ydi. İkisini kıyasladım. Ben bir yıl boyunca sürekli bunu kullanıyordum. Aslında çok çok memnun olduğumu söyleyemem ama bu benim ilk makyaj temizleme suyum olduğu için sanırım vazgeçemiyordum. Ve kesinlikle bunun en iyisi olduğunu savunup duruyordum. Halbuki öyle değilmiş. Bu kesinlikle Nivea'dan çok çok daha iyi çıktı. Ben makyaj temizleme konusundan biraz muzdaripim aslında. Çünkü çok zaman alıyor. Özellikle rimellerimi temizlemem biraz zor oluyor. Bu buna göre daha iyiydi dediğim gibi. O yüzden sanırım uzun süre bunu kullanmaya devam edeceğim. Buradan alakasız bir şekilde bir gözlük çıktı. Bu güneş gözlüğünü yeni aldım ve evet, makyaj malzemeleriyle hiç alakası yok. Sadece sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Değiştirip değiştirmemek konusunda çok kararsız kaldım ben. Bunu ben yüzüme taktığımda böyle fotoğraflarda yüzüme göre çok büyükmüş gibi çıkıyor. Ama aslında o kadar büyük değil. Bilmiyorum. Sizce değiştireyim mi yoksa kalsın mı? Yani sevdim gibi ben. Yüzüme gerçekten gözlük yakıştırma konusunda çok sıkıntılıyım. Kesinlikle hiçbir gözlüğü kendime yakıştırmıyorum. Bunu biraz beğenerek aldım ama arkadaşlarım yüzüne büyük oldu dedi. O yüzden kararsız. Neyse, şimdi Gretz'e dönecek olursak. Buradan soyulabilir siyah maske çıktı. Zaten bunu size göstermiştim. Bu Gretz'den değil tabii, gitti gidiyor oradan. Sadece bu da kozmetik ürünler arasında yer aldığı için buraya koymuşum. Bir makyaj temizleme suyu daha. Bunu ben Snapchat'te hikayemde paylaşmıştım zaten. Bir yıl yeter bana diye. Gerçekten çok büyük. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Bayağı da ağır. Bu kadar makyaj temizleme suyunu ne yapacaksınız diye soracak olursanız. Ben bunları alacağım. Bir sene boyunca daha hiçbir şey almayı düşünmüyorum. Özellikle makyaj temizleme suyu konusunda. Genelde ben bu konuda stok yapmayı seviyorum. Hani indirime girdiğinde alıyorum bir sürü. Bir daha bittiği zaman, ihtiyacım olduğunda gidip alıyorum. Fiyatını söylemedim sanırım. Bunun fiyatı 10 TL'ydi. Buradan Himalaya Herbals'dan beyazlatma etkili yüz temizleyicisi çıktı. Bunu ben neden aldım? Size hemen açıklıyorum. Ben beyaz teni çok fazla seviyorum. Ve bu zaten yüze bir beyazlık katıyormuş ve parlaklık ve ışıltı veriyormuş. O yüzden bunu aldım. Nasıl çıkacak hiç bilmiyorum. Ben bunu aslında sabun niyetine kullanacağım. Her sabah uyandığımda yüzümü bununla yıkamayı düşünüyorum. Hani peeling gibi düşünebiliriz aslında. Yüzün tamamına masajla uygulayın diyor. Tamam işte, ben de her sabah uyandığımda yüzüme bunu sürerim. Sonra durularım. O şekilde sabun niyetine dediğim gibi kullanırım. Bunun fiyatı da indirimde 8 TL'ydi. Buradan çilek kokulu bir duş jeli çıktı. Bunun fiyatı çok uygundu aslında, o yüzden aldım. Zaten duş jellerini çok fazla seviyorum. Bunun fiyatı tam olarak 3,5 liraydı. Bu poşetin son ürünü bir şampuan. Aslında bu tür şampuanları şimdiye kadar hiç kullanmamıştım. Kullanmak da pek istemiyordum. Çünkü ben kullandığım bütün saç konusunda ürünlerden memnunum. Ama bunun zeytinli olması beni biraz açıkçası cezbetti. Merak ettim nasıl çıkacak diye, saçlarımı besleyebilir diye düşündüm. O yüzden aldım ve indirimde fiyatı 3,5 liraydı. Şimdiye kadar sanırım aldığım en ucuz şampuan. Bu poşet de bitti. Şimdi son poşete geçiyorum. Bunları bugün aldım. Bugün sanırım gratis indiriminin son günü ve okuldan çıktığımda bir gidip bakayım dedim. Bir şey kalmamıştır ama yine de bir göz atayım ve uzun zamandır aslında almayı çok istediğim highlighter'ı sonunda bugün aldım. Şimdiye kadar almama sebebim sanırım makyajı çok fazla sevmemem ya da makyaj konusunda çok profesyonel biri olmamam, çok fazla anlamamam açıkçası. Makyajdan gerçekten çok fazla anlamıyorum ve bunu her seferinde zaten direkt söylüyorum. Şunu da itiraf etmeliyim ki bu yaşıma kadar hiç highlighter sürmedim ve testerini bile denemedim. O kadar uzağım, nasıl sürüldüğünü de tam olarak bilmiyordum. The Balm'ın highlighter'ını aldım. Açamıyorum. Bunun fiyatı da 35 ya da 36 TL'ydi.
Ama bu highlighter'ı sürmem için bir fırçaya ihtiyacım vardı. O fırça gratis de kalmamıştı maalesef. O yüzden ben de başka bir kozmetikçiye gittim ve highlighter fırçası aldım kendime. Bunun fiyatı 7,5 liraydı. Ve son olarak bence konuyla örtüşen bir ürün. Benim şimdiye kadar hiç böyle doğru düzgün bir makyaj çantam yoktu. Özellikle yazın seyahate gittiğimde buzdolabı poşetine makyaj malzemelerimi koyduğumu fark ettim. Bunu göz önünde bulundurunca, makyaj malzemelerimin de son günlerde arttığını göz önünde bulundurunca bu makyaj çantasına indirime de girmişti, o yüzden alayım dedim. Bunu Gratis'ten almadım, Koton'dan aldım. Fiyatı 10 liraydı. Hala mevcuttur orada diye düşünüyorum çünkü bayağı bir vardı. Evet, aldıklarım bu kadardı. Umarım sıkıcı bir video olmamıştır. Bu kez çok az konuşmaya özen gösterdim. Ürünler hakkında çok önemli ayrıntılar dışında pek fazla bir şey söylememeye çalıştım. Şimdi ben kara kara bu videoyu nasıl editleyeceğimi düşünüyorum. Neyse, başlayacağız artık bir şekilde. Umarım emeğime değer, umarım videomu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.